Sudaklarımız böyle. Ortadaki kılçıklar da alınmış. 3 fileto var bunun içinde. Maşallah. Evet, şimdi soğanı kesiyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar uzun zamandır beklemediniz. Ya beklediniz de yapmadım. Sudak fırında yapacağım şimdi. Sudak derileri alınmış. Kılçıkları tamamen alınmış, orta kılçıkları. Eşimle beraber yemeği yapıyoruz. Yani esas usta Lena eşim. O yapıyor. Soğanları kesiyor şimdi. Sonra bunu fırında soslu olarak yapacağız. Hiç görmediniz onu, sosu nasıl yapılıyor. Mantar sosunu yapacağız. Soğanların üstüne zeytinyağı gezdirdik. Şimdi tereyağı koyuyoruz. Böyle bir parça tereyağı koyduk. Bunu şimdi ızgaraya veriyoruz. Yani bunları kızartacağız şimdi. Tabii önünüze şeytan gibi geldim şimdi. Şimdi bu kurutulmuş çörek mantarlarını soğanların, kavrulmuş soğanların üstüne koyuyoruz. Yani kavrulmuş soğanların üstüne koyuyoruz. Soğanları fazla kavurmuyoruz. Jos ne on ihan tuoreita, ne kannattaa mikrossa käsitellä. Eğer mikä? Sipuli. Sienet. Eğer mantarlar çok taze ise onları önceden mikroda işlem görmesi lazım, yani kurutmak. Ja ottaa se liemi talteen. Ve o mikroda kururken tabi mantarlardan su akacak tasın içine. O tastaki suyu atmayın. Lazım olacak bu yemekte. Sen voi käyttää jossain muussa ruuassa. Yahut da başka yemekte. Şimdi bu yaptığımız balıkların üstüne gelecek olan sostur. Daha bunun üstüne smetana. Smetanayı İstanbul'da satıldığını gördüm. Gözümle gördüm. Kaç sene önce. Yani smetana bizim bildiğim krem fraşin yoğurtla karışımda biraz ekşitilmiş durumu. Ruslar çok kullanıyor smetanayı. Finliler de kullanıyor. Blini yapıyorlar. Benim videom var. Blini de kullanıyorum ben. Havyar diyorum, balık yumurtasını.
Şimdi bu tavadaki malzemeler pişmiş vaziyette. Bunun içine smetana koyacaksınız. Smetana. Bakın böyle. Krem fraiş gibi. Yalnız ekşitilmiş krem fraiş. Smetanayı bulamazsanız krem fraiş ile yoğurdu karıştırırsınız. Bir gece buzdolabında tutarsınız. Smetanayı tutar yani. Smetanayı açın Wikipedia'da bakın. Var Türkiye'de ya, gözümle gördüm ya. Kur'an çarpımı. Şimdi ikinci kutuyu daha koyacağız. Smetana. Soslu yapıyoruz çünkü şeyi. Fırında. Suda. Şimdi sosunu koyuyoruz. Sosun içinde soğan ve çörek mantarı kurutulmuş var. Ve çörek mantarının içinde de ne vardı? Smetana vardı. Unutmayın, smetana. Bu yemeği eşim yapıyor. Ben hiç yapmadım. Eşim Lena yapıyor. Onun ismine koyacağım zaten. Sudak. Çörek mantarlı sudak a la Lena olacak. Şimdi bunu tekrar birazcık fırında tutacağız. Evet. Hazırdır. Üstüne maydanozları ilave ediyoruz. Eşim Lena 35 sene durdu. Turnayı gözünden vurdu. Çok güzel bir sudak yemeği yaptı. Bu sudak yemeğini nasıl yapıldığını da tarif etti. Ben de video çektim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum Leyla ile birlikte, sevgilerimizle.